Medya Bursa Spor muhabiri Barış Yalım. Barış sen de hoş geldin. Hoş bulduk canım. Bursa Spor'a dair konuşacağız. Neler yaşanıyor, detaylar neler? Tüm bu konuların cevaplarını süremiz yettiğince senden alacağız. İzleyicilerimize de detaylı bilgi aktarmış olacağız. Ve ama Barış sohbetimize seninle devam edelim. Bursa Spor'a dair konuşacağız dedik. Ama öncesinde istersen Bursa Spor'la konuşacağımız çünkü konu başlığı bir hayli fazla. O detaylara geçmeden önce bir milli takım değerlendirmesi yapalım mı? Çünkü bizler umutlarımızı milli takıma bağladık. Özellikle dün de bu konuyu konuştuk. Çünkü Türkiye üzerinde dolaşan kara bulutlar var. Bir nebze olsun bizler en azından milli takımdan bizlere gelecek güzel haberleri de beklemeye başladık. Dünün gündemi oldukça kötüydü ve akşam gerçekleşecek bu maç içinde biraz böyle kendimizi hazırladık açıkçası günün güzel haberi olsun diye ama maalesef beklediğimiz haber gelmedi. Milli takımımız İzlanda'dan yenilgiyle döndü ve hedef Fatih Terim oldu. Evet, senin söylediğin gibi biraz mutlu olalım istedik futbolda en azından. Ancak kadrolar açıklandığından itibaren zaten bunun çok zor olduğunu da gördük. Fatih Terim henüz daha neden almadığını açıklamadığı birçok önemli futbolcu kadroya dahil etmedi. Tabii ki ben geçtiğimiz haftada inşallah bu konuları konuşmayız. Milli takım her iki karşılaşmadan da galip ayrılır ve hem mutlu olur hem de bu konuları tekrar konuşmayız demiştim. Ancak maalesef tabii ki beklenen oldu. Ne oldu? Türkiye milli takımı gerçekten çok kötü bir oyun ortaya koydu. Özellikle İzlanda karşılaşmasında oyun ortaya koymadı. Hani kötüyü de geçtim. Herhangi bir oyun da ortaya koymadı. Yapılan sistem hataları Fatih Terim gibi tecrübeli bir teknik adamın nasıl bu denli futbolcu sahip sürdü, nasıl bir sistem kurduğunu anlamak mümkün değil. Şu anda sokaktan geçen herhangi bir futbol severi dahi alsanız böyle bir kadro, böyle bir isimleri bu şekilde oynattı. Emre Mor forvet oynadı. Yani bunu herhalde Dortmund'da forma giyiyor Emre Mor. Geleceğin çok büyük yıldızı olarak nitelendiriliyor. Forvet'te herhalde ilk ve son kez oynamıştır. Yani herhalde 1.70 boyu yoktur Emre Mor'un. Forvet'te top indirmesini istedik. Hızlı çıkmak için herhalde Fatih Terim bu anlamda bir forvet koydu ancak tamamen Emre Mor'u da kaybettik. Bütün futbolcuları kaybettik. Hiçbir şekilde Hakan Çalhanoğlu'nun hiçbir futbolcu kendi yerinde oynamadı. Sistemi gördüğümüz anda zaten İzlanda'yı kaybedeceğimiz belli. Fatih Terim bunu nasıl göremiyor, bunu nasıl sahaya sürüyor anlamak mümkün değil. Yani insanın aklına da hani bilerek mi yapıyorsun? Yani gerçekten çünkü milli takım hepimizin milli takımı. Bu konuda eleştiriler de açık değil Fatih Terim. Anlamak mümkün değil. Tabii ki ne oldu? Ukrayna karşılaşmasında ilk yarıda sergilediğimiz futbol, ki ilk yarıda yine futbol sergilemedik. Daha sonra ikinci yarıda çok iyi bir oyun ortaya koyduk ve 2-2'yi yakaladık. Ukrayna karşılaşmasında 3-2'de yakalayabildik açıkçası. Ancak o ikinci yarıdaki oyun bize İzlanda karşılaşması öncesi bir umut vermişti. Evet, Türkiye ikinci yarıdaki oyunu ortaya koyarsa İzlanda gibi bir takımı mağlup edebilir. İzlanda'nın nüfusu 300 bin. Yani bizim Osman Gazi'nin, Bursa'nın Osman Gazi ilçesi herhalde 1 milyon bir nüfusa sahip. Yani 300 bin nüfuslu bir ülkeden bahsediyorum. Oranın takımı 80 milyonluk ülkenin takımını paramparça ediyor. Yani sağdan sildi resmen. Hiçbir şekilde bir atak yok. Hiçbir organize gelişme yok. Yani alınan isimler tamamen ya fiyasko. Benim gördüğüm fiyasko. Oyun anlamında tamamen fiyasko. İnşallah önümüzdeki aylarda oynayacak 3 karşılaşma Türkiye için çok önemli. Kosova karşılaşması var. 2 tane Kosova karşılaşması. Bunlardan 3'er puan çıkarması halinde aynı zamanda Finlandiya karşılaşması da var. 3 maç çok önemli. 3 maçtan 9 puan bekliyor herkes. Tabii bu 3 maçtan 9 puan eğer alamazsa Türkiye zaten Dünya Kupası'nı televizyondan izlemesin kimse. Fatih Terim televizyonda izlemişsin, Fatih Terim milli takım bıraksan eğer bu 3 karşılaşmada 9 puan alamazsa gerçekten bütün herkesin sinirleri zaten gergin. Bir de milli takımda dediğin gibi bir nebze olsun mutlu olalım istiyoruz ancak orada da fiyasko. Gerçekten beklenilen gelişmeler yaşanmadı. Ukrayna karşısında bir puan, İzlanda karşısında herhangi bir puan alınmadı. İzlanda gibi bir ülkede futbolcusu şu anda ismini söylemiyorum Fatih Terim'le alay dahi edebiliyor. Bu durumları düşmemek gerekiyordu. Türkiye milli takımı gidip İzlanda'ya 3-4 atması gerekiyor. Ancak tabii biz bunu beceremiyoruz ki Fatih Terim maçtan önce de maçın favorisi İzlanda dedi. Hani herhalde ben 20 yıldır Fatih Terim'i tanıyorum tabii geçmişi de var bildiğimiz bir Fatih Hoca. Daha önceleri
Yani rakip İngiltere dahi olsa biz galibiyet için sahaya çıkıyoruz diyen teknik adam favori İzlanda dedi. Zaten maçı orada kaybettik. Daha da fazla söyle, milli takımla alakalı bir şey konuşmaya gerek yok. Sinirlenmeye de gerek yok açıkçası. Maalesef öyle. Barış, o halde istersen Bursa Spor'u konuşalım. Bursa Spor'a dair neler yaşandığına değinelim. Önümüzde bir Osmanlı Spor maçı var. Takımın da hazırlıkları başladı. Şu anda takımın durumu nedir diye soralım ve Bursa Spor'a dair sohbetimize devam edelim. Evet, rakip Osmanlı Spor. Gerçekten önemli bir rakip. Hatta şu anda ligin en önemli, en sert, en mücadeleci takımı diyebilirim Osmanlı Spor için. Bursa Spor çok önemli bir sınav verecek. Karşılaşma pazar günü 13.30'da oynanacak. Bursa Spor taraftarının şöyle bir isteği vardı. Mücadele saat 16'da oynansın isteği vardı. Ancak bu gerçekleşmedi. Türkiye Futbol Federasyonu bunu reddetti. Maç 13.30'da oynanacak. Açıkçası daha iyi. Pazar günü insanlar kahvaltısını yapacak, maçına gelecek. 13.30'da fena bir saat değil. Güzel bir atmosferin olacağını düşünüyorum. Yine 30 bine yakın Bursaspor taraftarının gelmesini bekliyorum açıkçası. Bu karşılaşma Bursaspor için önemli. Aynı zamanda gücünü de ortaya koyacak. Daha önceki karşılaşmalarda zaten belli başlı savaşarak aldığı puanlar vardı. Bu karşılaşma Bursaspor için kendi evinde olduğu için çok daha önemli. Artık gerçek Bursaspor'u oyun anlamında görmek de istiyor taraftar. Nasıl görecek? Baskılı. Geçtiğimiz sezon galiba ya da iki sezon önce Osmanlı Spor'la yine bir karşılaşma oynamıştık. Yine böyle bir muhabbet olmuştu. Baskılı oynasın, işte Bursa Spor kendi gücünü göstersin diye bu 3 tane 4 tane yemiştik sanırım. Öyle bir Osmanlı Spor'un da öyle bir tuhaf bir yanı var. Yani baskılı oynasın derken Bursa Spor'un da defans hatlarını tamamen boş geçip ileride ofans anlamında devamlı bir baskı kurmasını beklemiyoruz açıkçası. Çünkü Osmanlı Spor'u hiçbir şekilde affetmeyecek bir takım. Buna da teknik direktör Hamza Hamzoğlu muhakkak önlemler alacaktır. Çünkü böyle şu anda ligin zayıf takımları Kasımpaşa gibi, Adana Spor gibi bir rakip değil karşıdaki. Gerçekten Avrupa'da da gücünü ispatlamış bir takım var. Osmanlı Spor bu anlamda güçlü bir rakip. Takıma dönecek olursak bazı eksiklikler var tabii ki. Dün antrenmana gittik. Önemli bir gelişme. 3 futbolcu grip oldu dediler. Herhalde grip salgını da var Özcü testlerinde. Tabii halkımız da testlerden geçerken dikkatli olması gerekiyor. Sercan Yıldırım, Bilal Kısa ve Thomas Nesit grip olmuş ve bu antrenmana katılamadı. Birkaç tane daha eksik var. Mert Erücü, Cristobal Horquera. Onlar da sakatlıkları sebebiyle antrenmana katılamadı. Ancak herhangi ciddi bir sorunları yok. Herkesin merak ettiği konu Deniz Yılmaz oynayabilecek mi? Deniz Yılmaz'ı Bandırma Spor karşılaşmasında, hazırlık karşılaşmasında görme fırsatı bulduk. Henüz tam anlamında hazır değil tabii ki sakatlıktan çıktığı için. Ancak bu karşılaşmada belki Hamza Hamzoğlu ilk 11'de de olmasa sonradan oyunu sokabilir. Biz de merakla bekliyoruz çünkü Deniz Yılmaz'a çok ihtiyacı var Bursaspor'un. Forvet hattında Kubilay'a emanet etmişti Hamza Hamzoğlu. Thomas Nesit tamamen kesildi. Hiçbir şekilde 11'de şans bulamıyor. Kubilay da tabii ki genç bir futbolcu, gelecek vaat eden bir futbolcu. İnşallah gelecek yıllarda Bursaspor'un da forvet yükünü tamamen kendisinin çekeceğine de inanıyorum ben. Ancak şu an için Bursaspor forvet hattında çok etkin bir rol oynamıyor Kubilay. Bu yüzden Deniz Yılmaz'a daha büyük bir ihtiyaç duyuluyor. Deniz Yılmaz iyileşmesi halinde 11'i alacaktır, formayı alacaktır. Osmanlı Spor maçında oynayıp oynamayacağını artık maç saatinde netlik kazanacak. Josua John da sakatlığı sebebiyle arka adresine setleşme olmuş. Ancak bu saydığım isimler herhangi Osmanlı Spor maçında forma giyemeyecek anlamında söylemiyorum. Hepsinin sakatlığı ciddi değil. Ancak ben dediğim gibi Sercan Yıldırım, Bilal Kısa ve Thomas Nesit'in aynı anda grip olması ve antrenmana katılmaması da ilginç olarak söyleyebilirim. Bursa Spor'a dair bir de şöyle bir haberimiz var. İstersen bu habere dair de konuşalım. Şimdi spor sayfamızın 12. sayfasının manşetinde İstanbul'da finans zirvesi başlığıyla verdik. Onu da izleyicilerimize aktaralım ve detaylarını senden öğrenelim. Bursa Spor yönetimi 100 milyon liralık yeni kredi anlaşması için dün Denizbank Genel Merkezi'nde toplantıya katıldı. Konu daha önce bakana aktarılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu'na aktarılmış ve bankalarla uzun vadeli düşük faizli kredi anlaşması yapmaları hususunda yardımcı olmaları istenmişti. Nitekim görüyoruz ki Müezzinoğlu'nun da aracı olmasıyla birlikte bu konu çözüme bağlanıyor gibi duruyor. Neler olacak konuyla alakalı diyelim. Sözü yine sana bırakalım. Tabii Bursaspor Kulübü'nün gerçeklerini de unutmamak gerekiyor. Tabii ben geçtiğimiz hafta da yaptığım açıklamada
borçların olduğunu, bu yılın geçiş yılı olduğunu, hiçbir zaman unutmamamız gerektiğini, tabii ki biz biraz balık havasalı olduğumuz için hemen unutuyoruz. Hani ne oluyor, ne bitiyor. İki tane galibiyet, hemen şampiyonluk. Tabii ki bunları unutmamak gerekiyor. Şu anda Bursaspor'un ciddi anlamda borçların olduğunu da altını çizelim. Tabii ki Mehmet Müezzinoğlu, Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun da burada çok önemli bir faktörü var. Bursaspor'un 100 milyon TL'lik bir kredi anlaşması yapması durumunda çok rahatlayacağını da söyleyebiliriz. 70 milyonu borca gidecek, 30 milyon TL'si de gerekli harcamalara, benzinliğe vesaire harcamalara girecek. Tabii ki bir görüşme gerçekleştirdi. Sönmez Medya Spor Müdürü Süheyl Gürsoy'un da haberi, özel haberidir. Görüşme olumlu geçti. Tabii ki Denizbank'ta bir haftalık bir süreç istemiş. Bu süreçte teklifi değerlendirip gerekli açıklamayı Bursaspor Kulübü yapacak ve parayı verip vermeyeceği netlik kazanacak. Büyük ihtimalle verecek. Tabii ki bu da önemli bir gelişme. Bursaspor Kulübü adına finansal anlamda önemli bir gelişme. Tabii ki finansal anlamda Bursaspor rahatlaması halinde futbolculara ödemeler gecikmeyecek. Yani her şey bağlantılı aslında futbolda. Ödemeler gecikmemesiyle birlikte futbolcunun performansı bir kat daha artacak. Sahaya daha rahat çıkacak. Kafasında soru işareti olmayacak. Ailesi onu rahat bırakacak. Hani her şey bağlantılı. Tabii ki finansal durumlar çok önemli. Özellikle Bursaspor için çok önemli. Bu konuda Başkan Ali Ay'ı da kutlamak gerekiyor. Devamlı çalışıyor. Bursaspor yönetimi gerçekten son yılların en iyi, en çok çalışan yönetimi olabilir bu anlamda. İnşallah Bursaspor Denizbank'tan istediği olumlu cevabı alır ve bu rahatlığa kavuşur. Şimdi paradan bahsettik. Bursaspor'un kasasına kalacak paralar ve gelirler elbette ki çok önemli. Evet. Şöyle de bir gelir elde edilecek nokta var. Forma satışları. Evet. Bursaspor'un 2016-2017 sezonunda giyeceği 4 adet forma var ve bu formalar 6 Ağustos'tan itibaren satışa çıkarıldı. Gelir nedir? Satış durumları nedir? Ondan da bahsedelim. Programımızı öyle noktalayalım. Ben bu konuda her zaman serzenişte bulundum. Bulunmaya da devam edeceğim. Bursaspor gibi bir kulübün taraftarı en az yani yılda 100 bin, 200 bin, 300 bin formalar satılması halinde hani normal dememiz gerekiyor. Şu anda 6580 adet forma satılmış. Ben sosyal medyadan bir eleştirel bir tweet atsam 7000 tane yorum geliyor. Yani tweet atanların sayısı kadar forma alan sayısı olsa şu anda Bursaspor 6580 adet forma satmazdı. Yani şu anda Bursaspor ortalamaya bakıldığında da yüksek bir rakam bu. Geçmiş yıllarda daha az da satıldığı oldu. 6580 adet forma. Yani bir kafanızda canlandırın. Bursaspor stadının 45 bin kişilik olduğunu unutmayın. Şehrin 3 milyona yakın, 3 milyonluk bir nüfusa sahip olduğunu unutmayalım. Tabii ki söz konuşmaya gelince, eleştiriye gelince birçok insan işte internette, statta gördüğü anda işte Bursaspor'un hali ne olacak? Ya neden böyle para olmuyor? Başka nereden bulamıyor? Ya soruyorum, resmi forma aldın mı? Ya alacağım işte. Maça geliyor musun? Bedava biletçiler zaten şu anda yavaş yavaş tükenmeye başladı. Sen bedava bilet istiyorsun. Forma almıyorsun. Herhangi hiçbir katkı sağlamıyorsun. Ne olacak yani? Bursaspor nereden bulacak parayı? Ben onu anlamıyorum. Yani bazı taraftarlar var. Bu şekilde davranıyor ama tabii ki şimdi 6580 kişinin de hakkını yememek gerekiyor. Formasını alan, maçına gelen, küfür etmeyen taraftar topluluğu da yavaş yavaş Bursaspor'da inanılmaz derecede yükselmeye başladı. Şimdi formayı almıyorsun, maça gelirken bilet fiyatlarını sorguluyorsun veya bedava bilet istiyorsun. Geliyorsun bir de küfür ediyorsun, takımı ceza almasını sağlıyorsun. Yani verdiğin zarar daha fazla. Bu anlamda Bursaspor taraftarın biraz daha bu konulara eğilmesi gerekiyor. Orijinal ürünleri alması gerekiyor, bilet alması gerekiyor. Kombine alması gerekiyor veya ne kadar Bursaspor'la alakalı gelir elde edebilecek bir konu varsa hepsine eğilmesi gerekiyor. Hiçbir şekilde sözde bir şey olunmuyor. Baktığımız zaman Pasolik konuları artık ilk çıktığında Pasolik alınmasın vesaire gibi bir uygulama vardı. Tabii ki taraftarlar gelmedi. Türkiye genelinde de taraftarlar hala maçlara gelmiyor. Ancak Bursaspor taraftarı yavaş yavaş statı doldurmaya başladı ki 20 bin ortalama, hemen hemen 20 bin ortalamada Bursaspor maçlarını oynuyor. Bu da çok önemli bir karşılaşma. Bu mücadeleler tabii ki Bursaspor'a hem 3 puan kazandırıyor. Yani taraftarın stada gelmesi hem 3 puan kazandırıyor hem de kasasını dolduruyor. Bir de küfür olmazsa ki son zamanlarda olmuyor da Bursaspor taraftarını kutlamak gerekiyor. Şu konunun da altını çizeceğim. Taraftarla gelmiş ve küfüre gelmişken Gaziantep karşılaşmasında Bursaspor taraftarı ile Gaziantep taraftarı arasında inanılmaz bir dostluk görüntüsü vardı. Fair play görüntüsü vardı.
Gaziantep'ler Bursaspor diye bağırıyor, Bursaspor'la Gaziantep diye bağırıyor. Bir taraf yeşil beyaz diye bağırıyor, bir taraf kırmızı siyah diye bağırıyor. Gerçekten muhteşem görüntüler vardı. Sadece maçın ikinci yarısında bir bölümünde Gaziantep taraftarı arasından Galatasaraylı bir taraftar çıktı. Ve Bursaspor taraftarına gerçekten ilginç hareketler yapmaya başladı. Yani bu konuda tabii ki Bursaspor taraftarı da bir anda sinirlendi, bazı tepkiler verdi. Ancak 5 dakika ve baktığın zaman provoke var ortada, provokasyon var. Tabii ne oldu? Bursaspor ceza aldı. Bursaspor ceza aldı. Hem maddi anlamda da sıkıntı hem de bir sonraki deplasmana bloke oldu o taraftarlar. Gerçekten anlamak mümkün değil. Burada nasıl bir uygulama, nasıl bir görüntü var ben anlamış değilim. Erdem Özgenç'i de gelecektim. Ancak süremiz de azalıyor galiba. Erdem Özgenç. Son cümleni alalım. Tamam. Erdem Özgenç'le alakalı da bir açıklama yapacağım. Hı hı. Bildiğiniz gibi bir penaltı pozisyonu vardı. Kırmızı kart gördü. Bununla alakalı Bursaspor Kulübü bir itirazda bulundu. Ama itiraz reddedildi. Yani yayında, televizyonda dahi izlenmesi halinde bu reddedildi. Artık bunun üstüne de bir şey söylemeye gerek yok. Adalet nerede diyorum. Ben de teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün de programımızı noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte karşınızda olmak ümidiyle şimdilik veda ediyoruz. Hoşçakalın.